Bu videoda ikinci ünite ile alakalı soru çözümlerinden bahsedeceğim. İlk sorumuza bakalım. Bu tür sorularda bir diyalog var ve diyaloğun boş bırakılan kısmına hangisi aşağıdakilerden hangisi uygun bir şekilde gelir demiş. Larissa'nın gün gün ne yapacağını burada görüyoruz bu tabloda. Ve Wendy ona bu hafta sonu boş olup olmadığını soruyor. Saturday yani Sunday. Aslında boş mu? Saturday'de cumartesi günü yüzme, pazar günü de annesine ev işlerinde yardım etme yazıyor. Wendy ondan öğleden sonra yani hafta sonu öğleden sonra seninle Çin restoranına gitmek istiyorum diyor. Şimdi şıklara bakacağız. Aslında bunu reddetmesi gerekiyor. My sister and I will go shopping together. Kız kardeşim ve ben beraber alışverişe gideceğiz demiş. Oysa ki alışveriş günü pazartesi. Bu şıkkı eledik. Üzgünüm. Ödevimi yapmam lazım. Hayır, ödevini de yapmıyor. Ödev yapmayla alakalı değil hafta sonunun bahanesi. Bu olamaz. D şıkkına bakıyoruz. Tabii ki orada olacağım. Kabul etmemesi gerekiyor çünkü işi var. Ama C şıkkında I'd love to, isterdim, but I have things to do. Yapacak işlerim var demiş. Doğru cevap bu yüzden C şıkkı. Bir sonraki soruda which place would she prefer to visit? Prefer tercih etmek anlamında kullanılan bir ifade. Bu ünitede yine would rather ve prefer konusunu yoğunlukla işlemiştik. Hangisini yukarıda belirtilen durumda hangisini ziyaret etmek ister? Şimdi Carla loves wearing trendy clothes. Trendy clothes dediğimiz şey moda kıyafetler. Modaya uygun kıyafetler giymeyi sever. So she spends a lot of money on them. Çok da para harcar. Şimdi alışveriş yapmayı çok seven biri. Amusement, A şıkkındaki amusement park'a gitmez. Yani bir Luna Park'a gitmeyi tercih etmez. Space Museum, uzay müzesine de gitmeyi tercih etmez. D şıkkındaki sinema, kıyafetlere çok para harcayan biri için tercih edeceği bir yer değildir. Ama C şıkkındaki shopping center, alışveriş merkezi doğru cevap. Bir sonraki soru. Bu bizim çok fazla karşımıza çıkacak bir soru türü. Bunları gerçekten dikkatli bir şekilde analiz ederseniz yanlış yapmazsınız diye düşünüyorum. Burada bir tablo var. Yüzdelikleri belirtmiş ama önce durumu okumamız lazım. Bir de şu büyük harfle correct kelimesini unutmamamız lazım. Yani aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki bilgilere göre doğrudur diyor. Doğru seçeneği seçeceğiz. Şimdi bu demiş ki the pie chart below shows the result of a study on the favorite free time activities of 100 teens. 100 gence sormuşlar ve boş zaman etkinlikleri, en çok sevdikleri boş zaman etkinliklerini sormuşlar. Ve sonuçlar burada. %15'i listen to music demiş. Müzik dinlemeyi seviyor. %5'i do sports. %5'i go to cinema. %20'si meet friends. %55'i ise use social media. Boş zamanlarında sosyal medyayı kullanıyormuş. Yani çoğunluk değil mi? Sosyal medya kullanımı. Ama şıklara bakacağız. Watching movies is the most favorite activity of the teens. Watching movies yani film izleme. Film izleme bakın direkt burada watching movies diyor. Go to cinema dememiş. Onu sizin bağlantıyı kurmanız lazım. Sinema olan kısma bakıyoruz. En çok sevdiği aktivite mi sinemaya gitmek? %5 ile tabii ki hayır. %5 çok düşük bir oran. A şıkkını eledik bizden doğru seçeneği istiyor. B şıkkında doing exercise. Doing exercise ne demek? Spor yapma. Şuradan hemen bakıyoruz. Do sports'a bakacağız. Doing exercise is very popular. Çok popüler diyor gençler arasında. %5 yine çok düşük bir oran. Dolayısıyla popüler değil. B şıkkını da eledim. C şıkkında diyor ki the teens usually spend their time on the net. On the net dediği internet. Yani sosyal medya demek istiyor aslında. İnternet zamanlarını genellikle sosyal medyada harcarlar. %55 oranla doğru seçenek gibi bu. Ama bir sonraki seçeneğe de bakacağız. Lütfen test çözerken bütün seçenekleri kontrol edin arkadaşlar. D şıkkında demiş ki the teenagers never listen to music. Asla müzik dinlemez. Listen to music kısmına bakıyoruz. %15 ile buna biz never asla diyemeyiz. Çünkü %15'lik bir oran var. Dolayısıyla C şıkkı bizim doğru şıkkımız. Bir sonraki soru. Önce ne istediğine bakalım.
According to the conversation above, yukarıdaki diyaloğa göre which of the following is correct? Hangisi doğrudur? Doğru bir durumu bulacağız biz. Şimdi bakalım önce neden bahsediyor? Dean is organizing a chess tournament on Sunday. Pazar günü bir satranç turnuvası düzenliyor Dean. He sent messages to his friends to invite them. Onları davet etmek için mesajlar göndermiş. Here are their responses. Response, cevap. İşte burada gönderdiği kişilerin cevapları. Yani katılıp katılmamakla ilgili. Tina, I will definitely be there. You have no chance to win. Kesinlikle orada olacağım. Hiç kazanma şansın yok demiş. Kabul ediyor yani. Sam, that sounds great, but I'll be out of the town at the weekend. Harika, kulağa hoş geliyor. Bana uyar aslında ama, bakın buradaki amayı eğer cümlenin devamını okumazsak biz bunu kabul etmiş gibi düşünürüz. Oysa ki Sam, ben hafta sonu kasabada olmayacağım diyor. Dolayısıyla reddediyor aslında. Clark, that's a good idea. Text me about the time. Harika fikir, zamanı bana bildir diyor. Mesaj at demiş. Kabul etmiş aslında Clark. Peter da I'd love to join but I have football training. Katılmak isterdim ama futbol antrenmanım var. I can join you after it. Ondan sonra katılabilirim demiş. Ondan sonra katılabilir. Belki gelebilir. Şimdi durumlara, çıplara bakalım. Tina isn't interested in playing chess. Interested in ilgili olmak demekti arkadaşlar. Tina satranç oynamayla ilgili değil. Oysa ki Tina'ya bakıyoruz. Tina kesinlikle orada olacağım demiş. Doğru şık değil. Eledik A şıkkını. B şıkkında Sam has to attend a course so he can't join the tournament. Sam bir kursa katılmak zorunda. O yüzden turnuvaya gelemeyecek, katılamayacak. Bakalım Sam turnuvaya gelemeyecek. Evet ama kurstan dolayı değil. Sam kasaba dışında olacağı için turnuvaya katılamayacak. Dolayısıyla correct dediği için bunu da eledik. Doğru değil çünkü. Clark needs extra information about the event. Clark etkinlikle alakalı ekstra bilgi istiyor. Information, bilgi. Bakalım Clark ne demiş? That's a good idea. Text me about the time. Ekstra bilgiden kastı ne? Time'ı soruyor. Zamanını soruyor. C şıkkı olabilir. Hemen D şıkkına da bakıyoruz. Peter is available all day Sunday. On Sunday. Peter pazar günü tüm gün müsait. Oysa ki Peter katılmak isterdim ama futbol antrenmanım var demiş. Yani tüm gün, buradaki tüm gün bize o şıkkın yanlış olduğunu bildiren kelime aslında, ifade. Tüm gün müsait değil. Dolayısıyla D şıkkında dedik. Doğru cevabımız C şıkkı. Ekstra bilgi istediği için, yani zamanını sorduğu için doğru olan C şıkkı dedik. Bir sonraki soru. Burada according to information above yine bir tablo var. Yukarıdaki bilgilere göre which of the following is an appropriate movie for Sarah and Tim? Hem Sarah hem de Tim için uygun bir film. Hangisi uygun filmdir? Şimdi bakalım. Sarah likes comedy films and science fiction movies. Sarah komedi filmlerini ve bilim kurgu filmlerini sever. However dediği şey çocuklar, bunu birkaç defa söylemiştik. However, fakat demek. Fakat she finds dramas unbearable. Ama dramaları unbearable, tahammül edilemez buluyor. Hiç sevmiyor yani. Unbearable, tahammül edilemez. Her 14-year-old son Tim, onun 14 yaşındaki oğlu Tim is fond of watching action movies and comedies. 14 yaşındaki oğlu komedileri ve aksiyon filmlerini çok seviyor. Fond of, bayılıyor. He also thinks science fiction movies are interesting. Hem de bilim kurguların da ilginç olduğunu düşünüyor. Tim'den bahsediyoruz yine. Hani bilim kurguyu seviyor, aksiyon filmlerini ve komedileri seviyor. Sarah wants to go to the cinema on Sunday morning with her son. Pazar sabahı oğluyla bir sinemaya gitmek istiyor. She wants to find a movie that's appropriate for both of their preferences. Şimdi buradaki both kelimesi çok önemli. Her ikisi için de uygun filmi bulmak istiyor. Şimdi bakalım 4 tane filmimiz var. Bir Ridiculous Man, Out of the World, Impressive Life,
Last Two Hours. 4 tane filmden ikisine uygun olanı seçmesi gerekiyor. Bakalım Sierra'nın sevdiği tür comedy, science fiction. Tim'in sevdikleri de action, comedies, movie, science fiction. Yani science fiction ve comedy ikisi için de ortak aslında. Bakalım comedy olabilir mi ikisi için de? Olabilir. Science, out of the world, science fiction, impressive life, drama, last two hours, action. Şimdi şöyle bir şey var çocuklar. Impressive life, drama olduğu için Sarah dramayı sevmediği için impressive life'ı hemen eledik. Action'ı da yine Sarah istemiyor. O yüzden eledik. Şimdi burada iki tane comedy ve science fiction var. Peki biz neye göre doğru cevabı bulacağız? İkisini de ikisi de seviyordu. Fakat burada bakın. Age 6 plus var. 10 plus var. Yani 10 artı artı 6. Doğru mu? İkisi 14 yaşındaki oğlan çocuğu için her ikisi de uyuyor mu? Uyuyor. Peki başka bir tane daha bize şey lazım. Half past 10 and 9 p.m. demiş. Out of world içinde 4 p.m. 11 p.m. Bizim şurada çok ufak bir şeyimiz var. Detayımız var. Sunday morning diyor burada. Bakın. Pazar sabahı gitmek istiyor. Dolayısıyla sabah hangisi var? Ridiculous man. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı. Yani önce impressive life ve last two hours'ı eledik. Sonra bu ikisinden özelliklerine bakıp bu çünkü out of the world öğleden sonra 4'te ve 11'de. Dolayısıyla pazar sabahına uymadığı için doğru cevabımız ridiculous man. Bir sonraki soru. Whose comment was disappointing for the singer? Hangi yorum şarkıcı için disappointing, hayal kırıklığı, kötü bir yorum yani, olumsuz bir kelime. Disappointing bu kelime not alınabilir bilmiyorsanız eğer. There was a rock concert of a famous singer last weekend. Hafta sonu ünlü bir şarkıcının rock konseri vardı. After the concert, konserden sonra some people wrote notes, bazıları not yazdılar and threw them to the singer. Şarkıcıya attılar yazdıkları notları. Here are the comments. Yorumlar şöyle. Sam, it's the worst performance I've ever seen. Your behavior during the concert was insulting. Sam bu performansı beğenmiyor. The worst performance demiş. Yani burada disappointing kelimesi bizim için önemli. Şarkıcının çok hoşlanmayacağı olumsuz bir ifade çünkü. Şarkıcı için kötü bir şey. Hayal kırıklığı yaratan bir not lazım. Sam'inki olabilir değil mi? Çünkü Sam the worst performance demiş. Jane'e bakalım. Jane, I think your concert was magnificent. At the end of the concert I was really happy. Jane konserden gayet mutlu. Harika bir konserdi. Sonunda da çok mutluydum demiş. Jane'i eledik. Hayal kırıklığı içeren bir yorum değil çünkü. John'a bakıyoruz. Your music is impressive. Müziğin çok etkileyici. I cannot stop listening to your song. Şarkılarını dinlemeden edemiyorum diyor. Yani John'un da gayet olumlu bir yorumu var. John'u da eledik. Your concerts are always terrific. I'm fond of your voice. Senin konserlerin her zaman mükemmel. I'm fond of. Zaten fond of'u görünce şunu anlamanız lazım. Çok seviyorum diyor. Sesini çok seviyorum. Sesine bayılıyorum. Mary, Jane ve John üçü de olumlu yorumlar yazmış ama Sam hayal kırıklığı içeren bir mesaj, olumsuz bir mesaj yazdığı için şarkıcıya doğru cevabımız Adana. Bir sonraki soru. Aşağıdaki tablo, bir tablo verilmiş çocuklar. Türkiye'deki 100 gencin günlük aktivitesinden bahsediyor. Onunla alakalı bir çalışma. According to the result, sonuçlara göre hangisi yanlış? Yanlış olan şıkkı bulacağız burada. Şimdi bakın günlük aktivitelerimiz reading books, surfing on the internet, watching TV, doing homework, listening to music, joining after school club. Bir de gençlerin sayıları. Yani 10 kişi kitap okumayı tercih etmiş. 48 kişi internette surf yapmak, 12 kişi televizyon izlemek, 5 kişi doing homework, ödev yapmak,
15'i müzik dinlemek, onu da okul sonrası okuldan sonra okul kulübüne etüde katılmak diyebiliriz. Onu tercih ediyormuş. Bakalım. Doing homework is the least popular activity among the teens. Burada çok önemli bir ifade var. The least popular. The least en az. Ödev yapmak gençler arasında en az popülerliği olan aktivite. Bakıyoruz. En az popülerliği olan aktivite, yani 5 kişiyle ödev yapmak, doğru. Ama biz ne arıyoruz burada? Wrong'u arıyoruz. Yanlış arıyoruz. Açıkçası o yüzden eledik. Nearly half of the teen. Bakın çok önemli ifadeler. Hemen hemen gençlerin hemen hemen yarısı. Nearly half of. Hemen hemen yarısı. Bilmiyorsanız lütfen not alın. Gençlerin hemen hemen yarısı zamanını online geçiriyor demiş. Şimdi online geçirmek, yani internette takılıyor. Bakıyoruz 48 kişi. 100 kişiye sordukları için 48, yarısı 50'dir ama 48 hemen hemen yarısıdır. Değil mi? Dolayısıyla bu da doğru. Bunu da iledik. C şıkkında teens prefer joining after school club to reading books. Gençler işte burada prefer demiş, tercih etmek. Okul sonrası aktivitelere katılmayı, kitap okumayı tercih ediyor. Bakalım kitap okuma 10. Bu da 10. Öyle bir şeylik yok değil mi? Arasında bir tercih yok. Birbirinden daha fazla değil. İkisi de 10. Bir bakıyoruz. C şıkkı doğru cevap olabilir ama D şıkkına da bakmamız lazım emin olmak için. Listening to music. Müzik dinlemek is more popular than watching TV among teens. Müzik dinlemek televizyon izlemekten daha popülerdir. Bakıyoruz müzik dinlemek 15, televizyon izlemek 12 kişi seçmiş. Dolayısıyla daha popüler mi? Evet. 3 kişilik bir fark olsa da daha popüler. Yani D şıkkı da doğru. O zaman doğru cevabımız C şıkkı. Çünkü hem bu okul kulüp aktiviteleri hem de kitap okumanın sayısı 10 olduğu için, okuyanların sayısı 10 olduğu için birinin birine tercihi söz konusu değil. Doğru cevap C şıkkı. Evet, bir sonraki soru. According to the information given, who is interested in art? Interested in kelimesini burada bilmemiz lazım. Interested in, ilgili olmak. Kim sanatla ilgilidir? Yukarıdaki bilgilere göre. Bilgilerimiz şöyle. Hepsi kendi ilgi alanlarından bahsetmiş. Mustafa, Neva, Halil ve Yağmur. Mustafa diyor ki, I'm into travel books. I get excited when I learn new places. Burada bakın, I'm into yine kişisel ilgilerden bahsederken kullanılan bir ifade. İlgiliyim anlamında. Ben seyahat kitaplarına ilgiliyim. I get excited when I learn new places. Yeni yerlerle ilgili bir şeyler öğrendiğimde çok heyecanlanıyorum. Mutlu oluyorum. Keyif alıyorum. Dolayısıyla travel books burada. Bakalım sanatla ilgili mi? Onu bulacağız. Sanatla ilgili olan şeyi bulacağız. Neva diyor ki, in my free time. Boş zamanlarımda I go to exhibition center to see new paintings. Yeni resimleri görmek için sergi merkezine giderim. Değil mi? Exhibition, sergi, bu sanatla ilgili olabilir. Neva'yı aklımızda tutuyoruz. Hayri diyor ki, I go to the cinema twice a month. Ayda iki kez sinemaya giderim. Thrillers are my favorite. Gerilimler benim favorilerim. Favorim gerilim filmleri. Yağmur'da, I like being trendy. So I always buy fashionable clothes. Ben modayı seviyorum diyor. O yüzden modaya uygun kıyafetler satın alıyorum her zaman. Bunlardan hangisi sanatla alakalı diye bulmaya çalışırsak, new paintings, yeni resimleri görmek için, sergiye gittiği için Neva doğru cevabımız. Evet, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşürüz.